Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen Allah subhanahu wa ta'ala'a pak hamdu sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagan dekin dünyanın her qaysı yerlerdeki kadirdan qeyrindaşlarımızga bu güzel Allah'ın salamını yollaş bilen birge Tarıkı Nazar programımızın birinci sahanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan Milli Azatlık Görüşü'nün rehberlerinden merhum Muhammed İmin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq bu güzel eserini dıqtınlarga sunumuz. Huzur onladı bulu atkan bu eser 1987 yılı Ankara Neşirge asasen Doktor Muhammed Yakup Buğra tarafından hazırkı zaman Uyghur Edebi Tilinin imlası boyunca 1998 yılı Ankara'da neşir kılınan nusku bulup, biz muşu kitabını çördüğün halde dıktınlarga sunup ötümüz inşallah. Bu kitap birinci neşiri 1940, birinci yılı Keşmir'de, Milli İnkılap kısmı 1970 yılı yani Keşmir'de, tuluklanan neşiri Ankara'da 1987 yılı besilgan, Kiril harfleri bilen küçürülgen neşiri Almata'da 1991 yılı neşir kılınan, hazırkı zaman Uyghurki neşir bolsa Ankara'da 1998 yılı neşir kılınıp, okurmanlar bilen yüz görüşken kitap. Abdur bu kitabını 4 umumi bab işçide tilg alıdu. Birinci babda umumi tarih. Elbette her bir babının işçide nurgulluğun bölüm pesillerde sözlep iç birudu. İnşallah biz bunu tepsili halette bir mu bir huzurlarına sunumuz. Abdur birinci babda umumi tarih bab astıda. Şu tarih ilminin mahiyeti, insan umumi tarihinin başlanışı diyen şu bölümlerden başlayıp bir kirip geçse. İkinci babda olsa Şarkı Türkistan'ın hususi tarihine kirip bir yerden söz başlaydı. Bu babının içinde Şarkı Türkistan zimini de Şarkı Türkistan tuprakları da bulup ötken nurgulluğun ve kaliklerini bab mı bab pesil mi pesil halette naiti güzel şekilde çöndürdü. Üçüncü babda olsa Çin'nin yani Xitay'nın Şarkı Türkistan'ın istila kılışı ve milli inkılaplar devri mavzuluk bu çoğun bab bilen bunun içinde nurgulluğun Xitay tecavüzünü kaçan başlandı. Şundakla Şarkı Türkistan'da Xitay'a karşı tunca kıtımlık umumi inkılap kandak bulup başlandı. Diyendek müşünden nurgulluğun ve haliklerini söylep ötüdü. Tötüncü babda olsa Şarkı Türkistan'da tötüncü umumi inkılap mavzuluk anı bab bilen yani bunu da Kumul İnkılabı, Turpan İnkılabı, Xotan İnkılabı müşünden başlap gelip ta Şınşisay hükümetinin mahiyeti, Şınşisay diyen kim diyen ya kergeçe en ahırda Şarkı Türkistan Milli İnkılabı tügüdü mü diyen mavzu bilen kitap ahırlaşıdı. İnşallah biz kitap tügüşemiş pesilme pesil halette inşallah kudurtumuz yetkence sizlerge güzel şekilde bunu okup huzurunlarına sunuş kıtırışımız. Yaktırıp anlaşanlarını, kıymetlik, fikir, tekliflerinlerini, birişanlarını ümit kılımız. Mikrofon aldı da kıyırındışanlar Abdullah Yalgun. Bugün inşallah birinci sahnemizde muallibinin kiriş sözünü tıktınlarına sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Uttur Asya'ya caylaşkan büyük Türk yurti, hazırkı zaman istilahı da Gharbi Türkistan ve Şarkı Türkistan dep atılıdı. Bu Türk yurti her cihette intayin ehmiyetki iki bir diyar. Bu yer tarih devrigi kirişti mukadimki zamandan tartıp Türklerinin yeri ve yurti bulup gelgen. Dünyaya hemmedin burun insan ve medeniyet tarqatkan bir caydır. Kadimki ve uttur çağlarda bu caylarda yaşayan Türkler öz tarihini ve iş izlerini minlarca sahibigi yizip kaldırgan. Efsus ki, keyingi asırlarda Şarkı Türkistan halkı fikir asareti asıda izilmekte idi. Bu devirde milletimizden bar yok her nersi gerezliklerinin menfaatige pida bolgan edek, tarihimu korkunçluk bir hıyanetke uçurap, kadimki zamandan kalgan tarihi eserleri yokaldı. Bularının ornini gerezlik uydurma efsaneler ve hurapat igelledi. Şu zamanlarda Türkistan'da büyük alimler, meşhur yazgıcılar köp yetişip çıkan bolsa mı, zamanın adeti ve etraptaki siyasi muhitinin tesirge bekindi bolganlık sebebidin
öz milli tarixiga ähmiyet bermesdin, başka mevzular üstüde nurgun kitaplar yazılgan. Dost yaki düşman muelliplerinin sözlerine hedef ağışıp, ular nimi degen bolsa şüpheti kabul kılgan. Şu devirde yazılgan tarihi reşidi ve başka tarih kitaplarına karaydıgan bolsak, bular Türkistan hakkıda bek az ve çeklik bir zamandan tarihi vakalardan haber bergelikini görümüz. Her devirde bizgi düşman bulup gelgen İran ve Çin kadarlı koşni milletlerinin kadimki tarih kitaplarında Türkistan tarihine ait malumatlar hili köp bolsu mu, bularının tolarak mezmuni, kalem intikami ve bir tereplemelik göz karıştığın ibaret bulup, işençiye layık emez. Toğru bulganları bek az. İslam tarihlerde mu, İslam devri ve bununla yakınırak bulgan devirlerine ait bir kısım malumatlar var. Türkistan, ya ki Türkler tarihinin söz etilmeğen. Bugünkü ilim ve pen tetkikat devrimizde Avrupa ve Amerika şarıkşunasları Türkistan'ın tarihini bir kadar etraplık tetkik kıldı. Geologiya, yer katlamları ilmi, etnologiya, insan guruhları ilmi, etnografiya, milletler neslini tetkik ilmi, epografiya, kadimki yazıklarını okuş ilmi ve arheologiya, asarı etika eserlerini tunuş, bekitiş ilmi kadarlık ilim penlerden paydınıp, bugün geçe hiçbir tarihçi oturgu koymağan, hatta hıyalığı mı keltürüp bakmağan nurgun tarihi materyallarımızı oturgu çıkardı. Ve Türkistan milletinin dünyada en kadimki ve en medeniyetlik millet ikenlikini ispatladı. Avrupalık sayahatçiler ve arheologlarının cebalık izlenişleri ve herhal ilmi tekşürüşleri arkalık keşif kılınan eserler neticesi de Türkistan ilide yaşayan Türk milletinin 10,000 yıldan uzakırak bir zamandan tartıp devam kılıp gelgen bek mukadimi ve kişini hayran kaldırgıdak üstün medeniyet ve şereplik tarihki iki bir millet ikenliki dünyaya malum boldi. Lekin yukurda sözlengen materyallarının hemmesi çet el dillerde yazılgan eserler içide bulup, bulardan hiçbiri müstakil ya ki umumi surette Şark Türkistan tarihini öz içige almaydı. Belki bularının içinden birer yüz parçasını okup çıksa, andın Türkistan hakkında yeterlik malumatka erişkili buludu. Mana bu kıyınçılıklar tüpeyledin, biz Türkistan halkı öz atı boğularımızın şallık tarihinin ve heşemetlik, hakanlık devletlerinin vakıp olalmayımız. Bazı kişiler Türkistan'ın tekçi tarihi malum olmağan sırlık bir memleket deyip güman kılıdı. Bazıları bolsa, düşmanlarımızdan gerezlik teşvikatlarına aldınıp, Şarkı Türkistan milletini başka milletlerdek uğrunga iyi emez deyip karaydı. Bizni bekmu için durduğun yeri şu ki, düşmanlar veya ki düşmanlar tarafından paydalanıldığın kişiler öz şahsi menfaatin deyip, kadimki ve yeni tarihimizni kasten burmalap, milletimizni tarihte hiç kaçan müstakil devlet kurmağan, başka milletlerinin kol aslıda yaşap gelgen ve arkada kalgan bir millet deyip körsetti ve körsütüp gelmekte. Lekin bu gerezlik kişiler bir milletinin tarihini yuşuruş, kündüzü künlü yuşurmayan digendek mümkün bulmaydıgan bir iş işkellikini bilmeydi. Mana bu sebepler bilen uluğ vatanım ve aziz milletimnin tarihiga ait doğru malumatlarını toplap, aziz milletimge özünün tarihtiki ornunu körüstüş ve neçce min yıllık azimet ve uluğ varlıkını otturgu koyuşni, özemge bir vazifede bilip gelmekte idim. Musafirçilik hayatı da Kabul, Afganistan'daki imkaniyet ve vaktimden paydalanıp, kolgu keltürüşke mümkün bulduğun hazırkı zaman menbelerden, Şark Türkistan tarihi ait malumatları toplap, birkaç yıl tetkik kılgandıyken, bu kitabını Şark Türkistan şivesi bilen hazırlap, aziz milletimge takdim kıldım. Bu kitap, Şark Türkistan'da en kadimki zamanlardan başlap ve üzliksiz medeniyetki iyi bulup yaşap gelgen Türk kavimleri ailesi de, dünya milletlerinin aldınki Katar'da uğrun elip gelgen bir milletinin tarihinin azgını bir kısmını bayan kılıdı. Bu vakitçi Şarkı Türkistan'ın öz evladının kalemi bilen bundak bir kitap yazılmağallığı üçün, bu kitap bundan kiyin milletim içinden yetişip çıkıdığan vatanperver bilim ilgilerinin tetkik kılıçları üçün bir ülge ve tuluklaş üçün bir başılınış buludu deyip ümit kılmen.
Şu günlerde yaşayavatkan muhitimnin çeklik bir daire içinde bolganlık sebebinin kilip çıkan kemçilikler ve özlemden ötülgen sehven hatalıklarım üçün kitap hallardan özür dileymen. Kitabının ismi doğrusu da şunu esiltişini halaymen ki, bu eserinin asasi mezmuni bugün Çin hakimiyeti astıdaki Türk irkıgı mensup halıklarına ait tarihi vakaliklerden ibaret. Şundakla, tihimu keng zeminge tarqalgan Türk anı yurtida bulup ötken vakalarımı xulas kılıp bayan kalindi. Her kitabının ismi ve onundaki bölümlerinin mavzu başları o kitabının asasi mezmununu ifadeleşi tabii ehvaldır. Kitabımızın asasi mezmununa tegişlik isim bugünkü günlerde çoğun talaş tartış üstüde durmakta. Çin hükümet daireleri bu memleketini Şincan, yani yeni ülke dep ataydı. Kadirlik anlayıcılar, inşallah biz bugün dün başlayıp, yani hazır dün başlayıp, bundan kiyin Abdurmuş kitabının içinde nerede Çin dep kegen bolsa, biz bunu Xitay dep bir vasıtla alımız. Çünkü bunun manisi Xitay degen boğallık için. Bir vasıta Xitay dep tilga alımız. Xitay hükümet daireleri bu memleketini Şincan, yani yeni ülke dep ataydı. Xalqara diplomatiyada Şinjan'ın transkripsiyası bolgan Sinkyan atalgusu kullundu. Yurtimizning öz ismini kullanışını xalaydigan hem bugünkü siyasi vaziyatni közde tutudigan bazı yurttaşlarımız Çin Türkistan deb atashni tashabbus qilmoqda. Bazılar G'arbiy Türkistan hazırkı siyasi kuruluş neticesinde parçalanıp başka isimler bilen atalmoqda. Şunun için Şarqi degen sözünün keriki yok. Yalğız Türkistan dep atsaq yeterlik dep qaraydıqallar mı bar? Türk irqığı mensup qavimler oltıraqlaşqan yurtlarının en şerq kısmıqı caylaşqan bir memleket bolğallıqını közü tutqan alımlar öz əsərlerde bu yurtni Şarqi Türkistan dep ataydı. Şinjan yaki Çin Türkistan degenge oxşaş atalğular zamanımızdaki içki ve taşqi siyasetlerinin məhsulu bulup hiç qandaq tarixi ve ilmi asası yoxdur. Şunun üçün bu isimlerinin hiçbiri ilmi eser bulan kitabımızda isim buluş salahiyetine ige emez. Çünkü siyaset özgürüşçen karakterlik bir kilip bir kitip durduğun hadisidin başka nerse emez. Devam karakterlik, terakki tabiatlik ve ilim sahası da uğrun aldığın bir eser hiçbir zaman siyaset zincir bilen bağlanışını kabul kılmaydı. Şarkı Türkistan digen atalgu coğrafiyelik bir isim. Siyaset bilen alakası yok. Pütülley ilmi bir isim bulgallıqıdın bu eserimni Şarkı Türkistan tarihi dep ataymen. 1930 yıldan tartıp inkılapçılarımız mu bu isimni kullandı. Şunun için Xitay hükümet daireleri bu isimni siyasi atalgu dep karıştırıp gelmekte. Bu doğru emez. Bu inkılapçılarımız yeniden icat kılıp çıkan bir isim bulmasın uzun zamandan beri tarih ve coğrafya sahasında kullanıp kilovatkan ilmi bir isim. Milli inkılapçılarımız bu isimini resmileştirişten başka bir iş kılığını yok. Muhammed İmin Buğra. Hicri 1359 yılı. Miladi 1940 yılı Kabul. Hoş emdi kitabının ikinci kıtım neşir kılınışının sebebi. Şarkı Türkistan tarihi ataklık bu eserim yurt dışıda ötken 14 yıllık musafiretçilik hayatımdın Kabul'daki vaktimde 1934 yıldan 1940 yıllar arası da devam kılgan ilmi emgeklerimden mahsuludur. Bu kitabını bastırıp neşir kılış işini üstüge algan Hindistan'daki Şarkı Türkistan Birlik Cemiyeti 1941 yılı bu işki kirişken bolsumu iktisadi cahitin ve uçağdaki dünya uğruşu sebebidin iş toxtap kılıp kitabının tuluq besilip çıkışı 1947 yılı mümkün oldu. Bu besilgan nuskadın kolumga bir danısıl tegdi. Bu basmada tövendeki kemçiliklerini gördüm. Birinci basma hatalıkları nahayeti köp. İkinci baştaki koşumcular besilmagan. Üçüncü kitabının ayağı kısmı bolgan 1930 yıldın 34 yılı inkılabi ve Şinşisey devrige ait vakalarını basmay kaldırıp koygan. 4. Yurtimizning her devirdeki coğrafiyelik vaziyetini ko'rsatadigan 23 parça xaritini basmagan. 5. Besilishi kerak bo'lgan rasmlarni hech basmagan. 6. Ba'zi bir tushunchaga qarab bir necha yerga o'zgarish kirgizilgan. Bu kamchiliklarning ustiga
besilgan nusxanın bari yoki 300 dana bulup, yurt dışıdaki yurttaşlarga aran yetken. Yurtqa kelgeni bek az bulup, halkımız umum yüzlük paydalanmadı. Mana bu sebepler kitabını ikinci qatın besişini zürür kılmakta idi. Yeni bir sebep, kitabını bastırışkı bergen çağdın bugün güce, kolumga kelgen kadimki ve yeni eserler tarihi materiallarını tatqiq kılışkı devam kılışımdan neticesi de, tövendeki yenilikler meydana çıktı. Birinci basmada yazılmagan köp məlumatlarının kolumga gelişi. İkinci kiyinki tekşürüş bilen sezilgan bazı hatalıklarını tüzdiş ihtiyacı. Üçüncü, bazı məzmullarını iniklaşının lazımlıqı. Mana bu sebeplerge binaen kitabını yeni məlumatlarına koşup, birinci besilgan nusqısıdın xeyliken, kemçilikleri mümkün kadar tuluqlanğan ve süpiti tihimi yaxşıraq bir halda ikinci qıtın bastırışını karar kıldım. Şunu əsildip ütüşünü muhim dəb hesablayman ki, bu kitabını toluq bir Şərq Türkistan tarixi deyiş toğra əməz. Çünki Türkistan haqqı deyizilgan tarixi kitablar bək az bulup, bunların köpüncisi texici nəşirim oqalınmadı. Bu kitabını yazgan vaxtımda, mən qolgu kəltürülməgən paydınışqı tegişlik nurğun qəmmətlik əsərlər bar idi. Tariximizdən bilinməgən tərəplərini aydınlaşdırdığan asari ətiqilərimizdən 90%-i, hətta bunun dümü köpürək qısımı, tüpraq astıda arxeologiyelik qiziş təkşürüşünü kütüb yatmaqda. Mana bu əsərlərinin nəşir qılınışı və asarı ətiqələrinin otturğu çıxışı bilən tariximizin dairisi kün sanab kəngə güsü. Muhammed Emin Buğra, 1948-ci il ürümçi. Əmdə tövəndə toluqlanğan nəşirgi təyarlıqçı Fatimə Buğranınki sözlərini tıxtınlar xüsünümüz 1987-ci ili İyun Ənqərə. Uluq Tangrimge şükür. Bu əsərini müəllifnin arzusuna muvafiq şəkildə nəşr qilish yazılışından 47 il ötkəndən kin bugün bizə nisib boldu. Bu müqəddəs vəzifəni uğrundaşda maddi yardımlarını ayımağan himmətlik vətəndaşlara rəhmət edirəm. Əsərin teksti müəllif öz qələmi bilan yazğan qol yazma nusxasından rətləndi. Bu əsər Şərq Türkistanın bundan 40-50 yıl burun qollanğan ədəbi tilimizin nəmunisi bolğaçqa, bu alahidilikki dəxli yetküzüb qoyuşdan tartındıq. Lekin, yaş kitabxanlarının bu xil imlalarını oxuşdiki qiyinçiliklerini közü tutup, hazırqı zaman Uyğur ədəbi tili, Xalqara və Türkiyə Cumhuriyeti Türkçisinin yazıq şəkillerini körüstüdüğən bir seliştürme cədvilini qoşub qoyduq. Kereklik yerlərdə hicri yılnamelerinin yeniğa yoki o'rniga miladiy yildagi tangdoshlari berildi. Rangli xaritalarni muallif o'zi chizgan. Rangsiz xaritalar, sizma rasmlar va foto suratlar nashrga tayyorlovchi tomonidan o'rinlashtirildi. Kitobni mundaq sinnatlashda bizga bu imkonni yoritib bergan tarix tadqiqotchilaridan Bahoiddin O'gal, Amal Esin xonim, Andrew Forbes va Erik Neyman qatorliq olimlardan va Yipek yo'lini filmga olgan Yapon Arxeologiya Hay'atiga minnatdormiz. Asarning ko'proq qismi, ya'ni birinchi nashri 1941 yili Kashmirda marhum Matqasim Hojim Damullon boshchiligidagi Sharq Turkiston muhojirlari jamiyati tomonidan nashr qilingan. Qolgan qismi Sharq Turkiston milliy inqilob qismi degan ism bilan marhum Qarqash Ilojim Ali Rozi Ali Xotallining xarajati bilan 1971 yılı Kashmir'de Matqasim Hojim Damullon tarafından bastırılgan. Her iki neşeri 300 tirajda besilgan bulup, xaritler ve resimler besilmay kalgan. Muallif hayatının ahirki günlerine kadar vatan tarihini tetkik kılışını devamlaştırıp kelgan idi. Esirini kayıtı közden keçirip, yeni baştan yazıp çıkış üçün pürset izdep turğunu da 1965 yılı vapat buludu. Bundan 4-5 yıl burun, Möhterem Sunun Hacim, muallibinin arxivlerden paydalanıp, bu əsərini yeni baştan rətləb nəşir qılışını təklif qıldı. Kereklik xiracat bilen təminledi. Bu təklifki binaen biz bir məzgil işləgən deyinkin, yeni baştan rətləşdə, əgər bizden öz işbadımızdan bir nərsi qoşulub qalğan təqdirdə, bunun tekstiki muallibinin şəxsiyyətidən kilib çıxan alahidilikini saqlab qılış cəhətdə, toğru bir hərəkət bolmaydıqallıqını his qılıb, bu əsərini öz beti bilən bir tom qılıb nəşir qılışını, şundaqla müəllifnin arzusuna ən uyğun bolğan şəkildə nəşir qılışını
Әсәрге кереклік вәсиқілер, изахатлар ва қошымчы мәлуматларыны болса, ikkinci bir tom qilib nashr qilishni munosib ko'rdik. Ikkinchi tomga kiradigan qo'shimchalarning yeri bu nashrda ushoq raqamlar bilan ko'rsatildi. Nagu ol tiriklik, nagu ol o'lim, qayudin kilarman, qayuqa yo'lim. Hayot nima yu, o'lim nima? Qayoqdan keldim, qayoqqa yo'l oldim. Yusuf Xas Hajib Miladi 1070-nji ýyl. Qutadygy bilik 1135-nji beýit. Qadirli garandaşlar, şuna gelip wagt münasibeti bilen Tarihki Nazar programmamyzyň 1-nji sany bu ýerde ahyrlaşdy. Biz bu programmamyzda merhum liderimiz Muhammed Emin Buğra'nyň Şarqy Türkistan Tarihi namlyk eserini diqqatlaryňyzga sunýarmyz. Bugünkü 1-nji sanymyzda Abdurning kitabga yozgan muqaddimisi va undan keyingi ikkinchi nashri va eng oxiridagi to'liqlangan nashriga berilgan so'zlarni muqaddimalarni taqdimlarga sunib o'tdik. Inshaalloh ikkinchi sonimizda muallifning qisqacha tarjima holidan boshlab huzuringizga sunamiz. Robbim umr bersa kelar qatimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Ijobatlik duolaringizda butun hayotini, umrini Şu aziz vətini üçün, xalqı üçün, dini üçün atab, yaşab ötüb getkən mərhum Muhammed İmin Buğrağa, şunaqlı bu kitabının hazırqı zaman Uyğur ədəbi tildə nəşir qılınışıqa həssi qoşqan barlıq qeyrindaşlarımızqa və siz aziz anlıqçılarımız üçün kitabını avazlıq şəkildə huzurunlarqa sunuşumuzqa vəsili bolğan isimsiz qahrımalarımızqa şunaqlı kəmini pəqirgə dua qılışını unutmağaysılar. Kiler qadim körüşkice Rabbimnin inayeti bilen aman bulgaysiler. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.